Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Casper'ın bir başka modeli olan VIA V8C isimli modeli inceleyeceğiz. Bu V8'in, daha önce incelediğimiz V8'in daha ucuzu. Niye daha ucuzu? Ben fazla fark da göremedim de onlara da şimdi değineceğim. Kutu içeriğine bakalım. Şimdi şöyle bir temizleme beziyle ekran jelatini geliyor. Ara kablosu geliyor. Bunun ara kablosu VIA V8'inkinin ayrı. Onun da böyle şerit şeklinde zaten biliyorsunuz. Kulaklığı ve kulaklığın uyumu şeyleri. Yanındaki sim kart açmak için zımbırtları. Kullanım kılavuzu, garanti belgesi. Standart bir kutu içeriği var. Ekstra bir şey de yok. Zaten ekstra bir şey ne koyabilir? Anahtarlık mı koyacaklar? O da ayrı konu. Neyse kutu içeriği böyle. Şimdi gelelim cihaza. Telefonun sağ tarafında SD kart girişi, on off uyku modu tuşu ve ses açma kapama tuşu mevcut. Sol tarafında ise sim kart girişi var sadece. Alt tarafında USB 2.0 veri aktarımı ve şarj girişi var ve mikrofon da burada mevcut. Üst tarafında ise 3,5 mm kulaklık girişi var. Şimdi telefonun dış görünüşü böyle. Yanda bir hafif metal bronz rengine yakın bir kaplama var. Beğenen beğenmeyen olur ama şık bir hava katıyor telefona. Onun dışında telefon arka tarafı cam değil, polikarbon dayanıklı bir plastikle kaplı malzemeden yapılmış. Ekrana gelelim. Ekran HD ekran, IPS HD ekran ve 4,7 inç ekranı var. Yani HD ekran nedir? 720p demek oluyor. Böyle 4,7 inç de ölçecek olursak şöyle bir ekranı var. 12 santim falan çaprazını ölçersek. Onun dışında boyuna bakalım telefonun. 13,78 mm bir boyu var. 6,8 mm genişliği var. 7,5 mm yaklaşık da bir kalınlığı var. Oldukça ince, ufak tefek, minyon bir telefon. Hazır dış görünüşten bahsederken de ağırlığına da bakalım. Ufak minyon bir telefon dedik ve de oldukça da hafif. Şöyle bizim hastası alalım. 124 gram bir ağırlığı var. Evet, bu cuk diye tarihte buna bir şey kullanamayacağız. 123 oldu. Neyse, 124 gram da bir ağırlığı var. Telefonun ön tarafında bulunan kamera, yani bize bakan kamera 5 megapiksel. Bir selfie kamerasına göre oldukça başarılı. Onun dışında arka tarafında 13 megapiksel bir kamera var. İyi çekiyor diyelim. Hani 13 megapiksel kamera gibi çekiyor. Gayet düzgün. Sosyal medyada like alırsınız. 2 GB RAM'i var. 2000 mAh pili var. 2000 mAh pil deyince herkes aa işte çok düşükmüş falan filan diyor. Günü kurtarıyor sayılır. Yani çok abanmazsanız telefona diyelim. Çok full parlakta kullanmayayım ben. Her şeye girip çıkmayayım falan derseniz de pil rahatlıkla size yetiyor. Çünkü ekranı 720p olduğu için, HD ekran olduğu için pil tüketimi ekran konusunda oldukça az. Şimdi bir Antutu kısmına bakalım. Hani telefonun iç özelliklerine bakalım. Ne kullanılmış, ne yapmışlar. Antutu puanı 27.127 olarak çıkıyor. Hani Antutu'ya çok böyle güvenmeyin diyorum ama puan olarak da oldukça başarılı. 8 çekirdekli MTK MT6592 bir chipset var üzerinde ve Mali 450 ile destekleniyor bu ekran. Ekran kartı Mali 450 diyeyim size. Mali 450 MHz olarak geçiyor. Çözünürlük zaten biliyorsunuz söylemiştim başına da 720p yani HD bir ekranı var. 2 GB RAM var demiştik. 16 GB dahili bellekle geliyor. Ayrıca de 32 GB'a kadar da arttırılabilen bir hafızaya sahip. O yüzden de başarılı olması normal. Bu arada cihazda NFC özelliği bulunmuyor. Hazır teknik özelliklerini söylerken de SAR değerine değinelim. 0,507 watt bölü kilogram kafada. 0,517 watt bölü kilogramda. Vücutta bir SAR değeri en yüksek şekilde ölçülmüş. Yani 2'nin altında olması öneriliyor. Aslında bana kalırsa da 1'in altında olmalı. Ama Avrupa standartları 2. Oldukça da başarılı o konuda SAR değeri açısından da. Rahatlıkla yastığınızın altına koyup uyuyun demiyoruz tabii ki de. O konuda sıkıntı çıkarmaz. Telefonu farklılaştıran birkaç özellik var. Onlardan biraz bahsedeyim. Akıllı erişim özelliği var mesela ilk başta. Şöyle işte ekran kapalıyken durduk yere C yapıyorsunuz. İşte kol yani arama çıkıyor. Sonra yine kapatın. Onun dışında işte böyle S yaparsanız mesaj açmayı açıyor. İşte M yaparsanız müzik açıyor. Herhalde kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Onun dışında da şöyle iki kere ekrana dokununca ekran açılıyor. Fakat hani böyle knock on değil, knock off değil. Kapanmıyor böyle iki kere dokununca şöyle. Sadece açılıyor. Onun dışında da bu ekran üzerinden şöyle elinizle kolunuza değmeden, ekran temas etmeden gördüğünüz gibi kilidi açtı zaten. Bu özellikler de var. Şimdi bir oyun denemesi yapalım. Yine klasik Asphalt 8'imizi oynayalım. Bir 15 dakika bakalım şarjı ne kadar gidecek, ne kadar ısınacak cihaz. Ve onu test edelim. Şimdi telefonun önce bir ısısını ölçelim. Bakalım şöyle bir. 31,4 derece.
Şarjı %88, Wi-Fi açık. Bir 15 dakika asfalt 8 oynayacağız. Bakalım şarjı ne kadar düşecek, ne kadar ısınacak cihaz. Bu size bir fikir verir. ...15 dakika oldu. %8 azaldı. Önceki tanıtımlara da bakarsanız zaten gayet başarılı bir orandır o. 12 derece falan da bir ısınması var. Önceki 31,4'tü. Şimdiki 43,3. Bu da normal. Yarısını böyle masa üzerinde oynadım. Geri kalan vakti de elimde oynadım. O da fark ettiriyor. Tasarımda söylemeyi unuttuk zaten de. Şu hoparlör ses çıkışı şu arkada. Bakalım o nasıl ses veriyormuş. Onu da bir ölçelim. Şimdi bizim meşhur şarkımızı çalalım. Casper için gelsin. Dubstep. Bu arada Android 4.4 işletim sistemi var içerisinde ve şu arayı geçişleri güzel yapmışlar. Öncekinde böyle değildi. Dubstep Bandbreaking. Sesi full diyelim. Evet, 94,5 desibelde bir ses çıkışı verdi. Bu da başarılı. Yani demiştik zaten 80-90 arası bağırma. Bağırma eşiğinden yukarı doğru bir artış var. Güzel, temiz ses de veriyor. Onda da bir sıkıntı yok. Gelelim en son konuşulması gereken şeye, fiyata. 899 lira, yani 900 lira bir fiyatı var cihazın. Ve bulunduğu sınıf içerisinde oldukça da etkili olabilecek kapasiteye sahip. Gerek kamerası olsun, gerek belleği olsun, yani RAM'i olsun. Ekran bileşeninin kuvveti olsun. Bence başarılı. Evet. Ve polikarbonda biraz sağlam. Evet, Casper Via V8C'yi tanıttık. Bizi Webtekno Facebook adresinden takip edebilirsiniz. Webtekno Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ayrıca video geldi, göremedim. Dememek için de Webtekno TV YouTube kanalına abone olun. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.